Clarence sıradan bir kasabada enerji dolu ve pozitif bir çocuk olan Clarence'ın hikayelerini anlatıyor. Clarence'da diğer Cartoon Network çizgi filmlerindeki derin hikayeler yok. Tabii ki her karakterin bir arka hikayesi var fakat çizgi film küçüklüğümüzde biz ne yaşadıysak Clarence'ın da yaşadıklarını anlatıyor. Bel altı şakalar neredeyse yok denecek kadar az ve sakıncasız. En ilgi çekici kısmı ise Cartoon Network'ün yaptığı diğer animasyonlarla evrenlerinin bir şekilde bağlı olması. Animasyon 2014 yılında Skyler Page'in önderliğinde Cartoon Network'te yayınlanıyor. Totalde 130 bölümü olan ve her bölümü 10'ar dakika olan bu animasyon 2018 yılında ise finalini veriyor. Bu da dizinin birçok kesim tarafından sevilmemesinin açtığı bir son. Kimisi çok seviyor, kimisi ise nefret ediyor. Bunun sebeplerinden biri de yapımcısı Skyler Page'in sapkın hareketlerinden kaynaklanıyor. Söylenenlere göre 2014 yılının başında kendi animasyonunun Cartoon Network'te yayınlanmasıyla egosu fazlasıyla yükseliyor. Çevresindeki insanlara davranışları günden güne değişmeye başlıyor. Kaba davranıyor. Kendini daha üstün görmeye başlayan yapımcı stüdyodaki bir kadına cinsel istismarda bulunup kadını darlayıp duruyor. Bu olay dizinin çıkışından kısa bir süre sonra patlak verince de şovun popülaritesi yabancı ülkelerde korkunç bir derecede düşüyor. Cartoon Network'te Clarence'ın yapımcısı Skyler Page'i bu süreçte şirketten kovuyor. Skyler Page ise daha sonradan yaptığı cinsel istismarları kabul eden bir açıklama yayınlıyor. Tabii bu da yetmiyor. Stüdyoda kendi burnuna sigaralar sokup etrafta çıplak dolaştığı bazı olaylar da varmış. Kendisi bipolar bozukluk geçirdiğinden dolayı pek stabil davranmıyormuş. Peki kendi iç dünyasında bu kadar çelişen bir adamın yaptığı animasyon nasıl mı? Gelin beraber inceleyelim. Hem bilmiyorsanız bu kanala her pazar 17.00'da yeni video geliyor. Ayrıca videoyu beğenip yorum atarak da algoritmaya destek olabilirsiniz. YouTube böyle çalışıyor. Ben de söylemekte mecbur hissediyorum. Yoksa insanlık hali unutulabiliyor. Ve video başlamadan önce bir not düşeyim. Bu Clarence'ın bir hikaye videosu değil. Değinmek istediğim detayları paylaştığım bir video. Bu yüzden ışınlanan karakterdir. Başka referanslardır. Bunları biliyorum ama koymak istemedim. Hadi videoya geçelim. Clarence 10 yaşında aşırı optimistik küçük bir çocuk. Ne kadar kötü olay yaşarsa yaşasın yüzündeki gülümsemeyi asla eksik etmiyor. Evinin yakınındaki Aberdale ilkokuluna gidiyor. Ailesinin geliri pek de iyi değil, o yüzden çok da iyi olmayan bir evde yaşıyorlar. Annesinin adı Mary, kendisi neşeli, sevgi dolu bir kadın. Clarence'ı çok seviyor. Clarence ne kadar aptal aptal hareketler yapsa da asla sevgisini eksik etmiyor. Kötü olayların hepsinde yanında olmak için özen gösteriyor ve hayatı da aslında o kadar iyi de değil. Bu süreçte erkek arkadaşı Chad ile beraber yaşıyor. Clarence'ın üvey babası. Clarence ne kadar gerçek babasını tanıyamasa da Chad ona gerçekten iyi bir baba oluyor. Onunla küçük bir çocuk gibi eğleniyor. Hayatta neyin doğru neyin yanlış olduğunu kendi perspektifinden Clarence'a aşılamaya çalışıyor. Böylelikle annesinin ve üvey babasının kötü olaylara tutumunu görüp nasıl hayata karşı olumlu bakabileceğini bu şekilde öğreniyor. Fakat 130 bölümlük bu animasyonun 2 bölümü öyle bölümler ki. Bir tanesi bazı ülkelerde yasaklanmış durumda. Bir tanesi ise gerçekten fazlasıyla depresif. Yasaklanan bölümle başlayalım. Bu bölümde Benson adındaki karakterimiz gidip de Clarence'a diyor ki sana meydan okuyorum, 500 tane yumurtayı yiyemezsin. Clarence'a durur mu? Tabii ki yerim 500 tane yumurtayı diyor ve yemeye başlıyor. Çok zorlanıyor, yakınıyor, sıkılıyor ama etrafına rezil olmamak için ve ekstra olarak inatçı olduğu için 500 yumurtayı zorla yiyor. Günün sonunda ise hasta oluyor. Cildi yeşil oluyor, kokuşuyor ve kendine hali kalmıyor. Ve bölüm boyunca çirkin çirkin birçok sahnesini görüyoruz. Fakat bu bölüm yayınlanmadan önce çok daha korkunç sahneler olduğunu ve kesildiğini de size söylemem lazım. Sadece çocuklar için, televizyon için uygun olacağını düşünmemişler ve geri çekmişler. Aslında bu bölüm ise bir parodi. 1967 yılında yayınlanan Cool Hand Luke adında hapishane filminde diyorlar ki 50 tane yumurtayı yiyemezsin. Ama bizim adam ne yapıyor? Diyor ki yerim ve 50 yumurtayı ayılıp bayılıp yiyor. Bunun gibi o kadar fazla parodi var ki. American Psycho'daki sabah rutinini hatırlayın. Clarence American Psycho'nun açılışında parodiliyor ve bunun gibi o kadar fazla parodi var ki. I live on Salem Lane in Aberdale, Arizona. My name is Jeff Randall. Animasyonun birçok kişi tarafından sevilmeme kısmı da aslında bu. Animasyon kendi orijinal fikirlerindense sürekli olarak parodiler yapıyor ve başka kaynaklardan benzer karakterler oluşturuyor. Mesela Jeff adındaki karakterimiz Minecraft'taki Steve'e o kadar fazla benziyor ki. Ama bunu kenara bırakalım. Gelelim korkunç iki bölümden ikincisine. Ne kadar iyi olursanız olun, limitlerinize kadar ulaştığınızda ne kadar korkunç bir kişiliğe ulaşabileceğinizi gösteren bir bölüm. Ve aynı bölüm içerisinde göreceğimiz bazı detaylar
Savaş, Cartoon Network'ün diğer animasyonlarıyla Clarence'ın evreninin bir olup olmadığını bize sorgulatıyor. Bu bölüm bir oyuncak reklamıyla başlıyor. Reklamda Lil Buddy adındaki bir oyuncağın tanıtımını görüyoruz. Bu oyuncak aslında gerçek. 1980'li yıllarda My Buddy adında bir oyuncak aslında. Clarence bu oyuncağı arkadaşlarına tanıtıyor ama kimse onu sallamıyor. Onun böylesine sevdiği oyuncağı kimsenin hoşuna gitmediğinde zorla sevdirmeye çalışıyor ama zorla güzellik olmaz. İstemeden de olsa arkadaşlarını incitmeye başlıyor. Bunu gören öğretmeni ona 5 dakikalık bir ceza veriyor. 5 dakika boyunca hiç hareket etmeden duracak. Fakat Clarence'ın 5 dakikayı tutabileceği bir saati olmadığından dolayı 10 dakika boyunca bekliyor. Ona bir ömür gibi geliyor. Öğretmeni geliyor diyor ki 5 dakikayı çoktan geçti, 10 dakikadır buradasın. Tam arkadaşlarıyla oyuna tekrardan başlayacağı sırasında ders zili çalıyor. Onunsa tüm teneffüsü öylesine durmakla geçti. Sırf bu yüzden kendini suçlamaya başlıyor. O kadar fazla kendine yükleniyor ki iç dünyasında kayboluyor. Hiçbir şeye tepki vermemeye başlıyor. Eve gittiğinde ise Lil Buddy'ye aşırı sinirlendiğinden dolayı, gününü mahvettiğinden dolayı onu duvardan duvara vuruyor. Ama bu noktada oyuncağın kolunun kopmasına sebep oluyor. Ve bu yaptığı hatadan dolayı kendisini suçlu hissediyor. Oyuncağının kolunu koparmıştı ve aslında onu öldürmüştü. Bu oyuncak onun için önemliydi. Ölmüştü ve onu gömmesi gerekiyordu. Bu yüzden de sağanak yağışın ortasında komşularına su sıçratarak, normalde yapmayacağı davranışlarda bulunarak Lil Buddy'yi gömebileceği bir yere götürüyor. Ona güzel bir mezar kazması lazım. Çünkü onu önemsiyor. Ve bu noktada kalbini de aslında oyuncakla beraber oraya gömüyor. Kendisi o kadar derin bir bunalıma giriyor ki annesine tepkisiz kalıyor, arkadaşlarına tepkisiz kalıyor. Saçını kazıyor. Renkli kıyafetler giyerken sipsiyah bir hoodie ile beraber kendini gizliyor. Enerjik, arkadaşlarıyla sosyalleşen bir çocuktan içine kapanık, kimseyi sevmeyen, nefret eden bir kişiliğe bürünüyor. Fakat her şey tekrardan Lil Buddy'ye kavuşmasıyla normale dönüyor. Aslında bütün büründüğü bu kötü tavırlar çok önemsediğinden dolayı, çok üzüldüğünden dolayı. Bu da benim aslında kendi küçüklüğümü hatırlatıyor. Böyle olaylar ben de yaşadım. Sonuçta insanız, sevmediğimiz bir şey bizi bu kadar etkilemez. Sevdiğimiz şeyler, sevdiklerimiz bizi bu kadar etkiliyor. Fakat bu bölüm sadece Lil Buddy'den ibaret değildi. Lil Buddy'nin gömüldüğü bu sahneye tekrar gelelim. Tam bu esnada iki karanlık figürün arkadan ormandan geçtiğini görüyoruz. Biraz tanıdık gelmiş olabilir. Bunlar Over the Garden Wall'daki Bert ve Gregory'nin ormanda kaybolduğu ve öylesine dolaştığı an. Asıl animasyonda da ormandan çıkabilmek ve evlerine ulaşabilmek için çabalıyorlardı. Tabii animasyonda cehennemin katmanlarına yolculuk yaptıklarını ve aslında Araf'ta sıkışıp kaldıklarını düşünecek olursak bu pek mümkün bir olay değil. Sadece arka plana koymak istemişler gibi duruyor. Fakat şöyle bir olayımız var ki Over the Garden Wall'un sonunda tüm şehri gösterdiği sırada bu şehrin Clarence'ın geçtiği şehirle aynı şehir olduğunu anlayabiliyoruz. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Arkadaki binalardan bir tanesine baktığımız zaman normalde bir katlı bir tesisin binanın orada olduğunu görsek de orada bir gökdelen var. Etraftaki tabelalar daha neon, daha fütüristik duruyor. Peki ormanda yürüyen Wirt ve Gregory'yi görebilirken şehirler neden bu kadar farklı? Çünkü Over the Garden Wall sadece bir gecede geçen bir animasyon. İki kardeş suyun içerisine düşüyor, ölümle burun buruna geliyor ve ölümden sonra hayatı deneyimleyebilecekleri bambaşka bir zaman aralığına gidiyorlar. Eğer diziyi normal bir şekilde izlediyseniz, "Hey Doğukan, neyden bahsediyorsun?" diyebilirsiniz. Bunun hakkında bambaşka bir video yaptım. Gerçek hayatta 30 saniyelik bir deneyim olsa da onlar için günlerce sürüyor. O yüzden de Clarence da arka planda ormanda yürüyüşlerini görsek de onların yürüdükleri orman gerçek bir orman değildi. Özellikle Cadılar Bayramı'na özel giyindikleri kıyafetler oldukları için normal kıyafetleri de o değil. Biz sadece gölge şeklinde görebiliyoruz ama her gün o kıyafetleri de giymiyorlar. Bu da demek oluyor ki Clarence aslında birebir aynı evrende geçmiyor. Kendisi farklı bir paralel evren. Mesela Over the Garden Wall'daki ağaca benzer ağaçlar yine Clarence'da var. Fakat o evrenin içerisinde benzer şekilde var. Birebir aynısı değil. Mesela arka planda Adventure Time'dan Jake'i peluş olarak bir hafta otururken görüyoruz. Ama bu bir peluş. Yine aynı şekilde Finn peluşunu arka planda görebildiğimiz bir sahne de var. Başka bir haftada Adventure Time'ın kasetini görebiliyoruz. Ya da Prenses Ciklet gibi giyinen, onun cosplay'ini yapan bir kadın var. Peki bunlar da aynı evrende mi?
mi? Hayır. Bir bölümde Clarence ve Wei babası Chet kampa gidiyorlar. Kampta da Adventure Time'ın televizyonda gözüktüğünü görüyoruz. Clarence'ın evreninde Adventure Time gerçek değil. Sadece bir çizgi film. Aynı bizim evrenimizde olduğu gibi. Bu yüzden de insanlar onun cosplay'ini yapıyor, peluşlarını satın alıyor, raflarına diziyor. Farklı bir gerçekliği görüyoruz aslında. Dizisi aslında çok ama çok sade bir dizi. Küçük bir çocukken yaşadığımız şeyleri bize tekrardan gösteren, bizi tekrardan çocuk yapan, belki çocukken bize arkadaş giden bir dizi bu. O yüzden başka kişilerin sevip sevmemesi o kadar da önemli değil. Siz seviyorsanız bu yeterli. Animasyon sizinle beraber bir yolculuğa çıktıysa bu kafi. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenip yorum atıp algoritma için destek verebilirsiniz. Bunları zaten benden daha iyi biliyorsunuz. O zaman bambaşka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.